أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Cumanız mübarek olsun muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne iman edin. Onun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de infak edin. İçinizden iman edip infakta bulunanlara büyük bir mükafat vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu bizlere bildiriyor. Ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin. Aziz müminler, infak Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla müminin kendi servetinden harcama yapmasıdır. Eşine, dostuna, akrabalarına, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmasıdır. Allah'ın kendisine lütfettiği zenginlikten başkalarını da faydalandırmasıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde infak ve sadakanın karşılıksız kalmayacağına ve mükafata dönüşeceğine şöyle işaret etmektedir. Kuşkusuz sadaka Rabbinin gazabını söndürür ve kötü bir şekilde ölmeyi önler. Değerli Müslümanlar, infak insanın dünya malına karşı dengeli davranmasını sağlar. Mal hırsıyla cimrilik etmeye de, akılsızca saçıp savurmaya da engel olur. Kardeşlik ve paylaşma duygularını geliştirir. İhtiyaç sahiplerinin yaşadıkları sevinç ve memnuniyet, infak edenin gönlünde huzura ve genişliğe dönüşür. Böylelikle mümin gerçek iyiliğe ulaşmış olur. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu bilir. Muhterem müminler, iman ve bilgi üzerine bina edilmiş İslam medeniyeti aynı zamanda bir infak medeniyetidir. Müslümanlar yardımlaşmayı, dayanışmayı, infakı hayatın merkezine almıştır. Çünkü sevgili Peygamberimiz bu ümmete bir binanın tuğlaları, bir bedenin azaları, bir tarağın dişleri gibi olmayı öğütlemiştir. Müslüman sahip olduğu birikimi ailesiyle, akrabalarıyla, komşularıyla,
din kardeşleriyle ve insanlık ailesinin muhtaç fertleriyle paylaşır. Mallarını gece gündüz gizli ve açık infak edenler için Rableri katında ecirler vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Ayetini kendisine düstur edinir. Gece gündüz çalışırken sadece kendisini değil, toplumun iyiliğini düşünür. Değerli Müslümanlar, ne hazindir ki amacı sadece dünya malı toplamak olan dünyevileşme hastalığıyla mücadele ediyoruz. Bencillik, mal düşkünlüğü, güç ve çıkar tutkusu, gösterişli hayatlar bu zamanın afeti oldu. Yardımlaşma, dayanışma ve başkası için fedakarlık yapma gibi erdemler örselendi. Böyle bir çağda insanlığın sürüklendiği sonu gelmez arzu ve ihtiraslar ancak infak ve yardımlaşma bilinciyle düzelebilir. Cimrilik eden fakire, yoksula, yetime, düşküne, darda ve yolda kalana yardım etmeyenler kendisini ve insanlığı ancak felakete sürükleyecektir. Sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde bizleri şöyle uyarmaktadır. Ademoğlu benim malım der. Ey Ademoğlu, senin yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin ve sadaka verip önceden ahirete gönderdiğin dışında malın yoktur. Aziz müminler, Ramazan ayı infak, yardımlaşma ve paylaşma adına büyük bir fırsattır. Rabbimize kulluğumuzu farklı amellerle sergilediğimiz bu Ramazan günlerinde zekat ve sadaka-i fıtır gibi mali ibadetlerimizle ihtiyaç sahiplerine kol kanat gerelim. Kardeşlerimizin dertlerine derman olalım. Yardımlarımızı gösterişsiz ve Rabbimizin rızasını kazanmak için yapalım. Yardım yaparken kardeşimizin onurunu zedeleyecek davranışlardan kaçınalım. Rabbimizin şu uyarısına kulak verelim. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur. Muhterem Müslümanlar, başkanlığımız bu yılki Ramazan ayı temasını Ramazan ve infak olarak belirlemiştir. Bu vesileyle yurt içinde ve yurt dışında yapılacak olan etkinliklerle infak konusu gündemde tutulacak,
konu hakkında duyarlılık oluşturulmaya çalışılacaktır. Böylelikle yardımlaşma ve paylaşma bilincinin canlı tutulmasına ve infak ahlakının daha da yaygınlaşmasına gayret edilecektir. Unutmayalım ki Rabbimizin rızasını gözeterek yaptığımız infaklar ahirette en güzel azığımız olacaktır. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.